Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Beni çoktandır görmüyordunuz. Diyet yaptım, biraz fedakarlık vesaire. Onun da aşamaları gelecek. Diyet için kilo vermek isteyenler veya muscle kazanmak isteyenlere tavsiyeler vereceğim. Onun da videosunu hazırlamaya çalışacağım. Bugünkü konumuz telefonumuzun arka planını şeffaf yapmak. TikTok'ta vesaire böyle videolar görmüşsünüzdür. Telefon uygulamaları görünüyor, arka tarafı şeffaf görünüyor. Bunun inceliklerine bakacağız, nasıl yapıldığını göreceğiz. Ne gibi hilelerle bu yapılıyor, hep birlikte bunu analiz edip öğreneceğiz. Umarım video hoşunuza gider. İlk kez denk geliyorsan abone olmayı unutmazsan sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açma. Baktığım videonun ortalarında video hoşuna gitti, beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Biz hemen videoya geçelim, bakalım telefonun arka planı nasıl şeffaf yapılıyormuş. Hep birlikte öğrenelim. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bilgisayar üzerinden bunu sizlere göstereceğim. Telefondan dilerseniz CapCut gibi uygulamalarla maskeleme yöntemiyle de bunu yapabilirsiniz. CapCut için detaylı videomuz var. Şuradaki harfine tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Maskelemeyi görebilirsiniz. Şimdi bu yok arkadaşlar. Böyle bir şey gerçek değil. Bunun daha önce de videosunu çekmiştim TikTok'ta. Kamerayı aktif ederek böyle bir şey var. Evet, kamera yani telefon kamerası ne görüyorsa arka planı olabiliyor. Dilerseniz onun da yazabilirsiniz. Play Store'dan, App Store'dan indirebilirsiniz de çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz her ekranı açtığınızda kameranız aktif olacak ve o uygulama sizin kamera görüntünüzü kullanacak. Yani eğer arkadaşlarınıza bir numara yapmak istiyorsanız hep birlikte video editle bunu çözelim. Ya da dediğim gibi işte İngilizce boş ekran yazarak vesaire bu uygulamalara ulaşabilirsiniz ki ben önermiyorum. Hemen geçelim. Şimdi öncelikle yapmanız gereken telefonunuzun arka planını, yani telefon arka planınızı yeşil bir görsel yapmak. Hep birlikte geçelim, uygulamada anlatmaya devam edelim. Ben videoyu arkadaşlar Premiere Pro'dan yapacağım. Dilerseniz dediğim gibi CapCut vesaire gibi herhangi bir uygulamadan da yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Sadece bize gereken şey telefonumuzu yeşil ekran koruyucu yapmak ve arka planı boş bir görseli. Bunu da videoda halledeceğiz hep birlikte. Şimdi videomuzu buraya alalım. Şimdi videomu buraya aldım. Gördüğünüz gibi arka tarafı yeşil yaptım. Fakat dikkat edin, bakın alt tarafta WhatsApp vesaire gibi simgeler var. Bunları görüyorsunuz. Bunların olmamasına özen gösterin. Ben atlamışım. Siz bu yeşil renkteki şeyleri çıkarırsanız daha gerçekçi bir görünüm elde edersiniz. Çünkü ben bu yeşil ekranı devreden çıkardığımda onlar da gidecek ve biraz sahte fake bir görüntü olacak. Ekranda yeşil tonlarında bir şeyin olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu böyle gördünüz. Şimdi yapmamız gereken iki şey var. Öncelikle geleceğim. Bakın burada bununla oynuyorum. Tamam. Şuradan boş bir görüntü görüyorsunuz. Burayı herhangi bir programda şöyle kırpacağız. 1-2 frame bunu kullanacağız. Yani bunu bir fotoğraf olarak hayal edebilirsiniz. Bunu buradan kırptım. Bunu bir alt sekmeye alacağım. Yani bir alt katmana taşıyacağız bunu. Veya görselin hızını artırarak da yapabilirsiniz. Sağ tıkladınız. Buradan yapmanız gerekenler. Buradan speed'ten falan halledebilirsiniz. Mesela 7 diyor. Bunu kaç yapalım? 2 yaparsak 350 olur. 1 yaparsak 700 olur. Bakalım bir boyutuna. Evet, gördüğünüz gibi bu burada sabit kaldı. Şimdi bizim yapmamız gereken buradaki yeşil rengi iptal etmek arkadaşlar. Bakın ben telefonu Mahmut'un elinden aldım. Burayı buradan kırptım. En baştaki görselimizi buraya aldık. Şimdi uygulamaların hepsinde bu var. Yani renkleri iptal etme var. Arka plan rengini kaldırma var. Premiere Pro'da da var. CapCut'ta da var. After Effects'te de var, işte Sony Vegas'ta da, hepsinde bu arka plan rengini kaldırabilirsiniz. Buraya gelelim, efekt bölümümüze arka planı silme yazalım. K oluyor bunlar. K yazarsanız bu tarz uygulamalarda bulabilirsiniz veya zaten CapCut'ta damlacık aracıyla bunu seçebiliyorsunuz. Bunu bunun üzerine attık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buradan Color Key deyip bunu bunun üzerine attım. Bakın alta indiğimde bana buradan bir renk seçme damlacığı verdi. Diğer uygulamalarda olduğu gibi. Bunun üzerine tıkladığımda bakın burada tolerans değeri var. Bunu azalttığınızda uygulamalar şeffaf oluyor. Yalnız bu ayarı iyi ayarlamanız lazım. Gördüğünüz gibi uygulamalarda çok fazla yeşil seçenek olduğu için bunu bize izin vermiyor. Kötü bir görüntü elde ediyoruz. Bakın bakalım. Bak yine yani şeye yakın bir görüntü ama bizim bunu biraz daha ayarlamamız lazım diyelim. Çünkü yazılar görünmüyor. Buradaki tolerans değerini iyi ayarlamanız gerekiyor. Aksi takdirde kötü görünecektir. Bakın yeşiller falan biraz görünüyor. Ayarlamanı bu şekilde yaptım ben. Bakın gördüğünüz gibi biraz daha hızlı sallayınca renk değişiminden dolayı böyle kötü bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama yine durdurduğumuzda, bakın şöyle gelelim. Durdurduğumuzda net bir şekilde arka plan olmadığı görünüyor. Yani yazılar da bir nevi görünüyor. Ama dediğim gibi siz ışığın sabit olduğu bir ortamda çekeceksiniz. Bu bir, bizimki biraz amatör oldu. Uzun zamandır video çekmiyorum. Beni affedin lütfen. Şimdi bakalım, bir inceleyelim. 100 diyelim. Bakın yazılar görünmüyor. Buradan bu
toleransı düşürerek yazıları çıkarabilirsiniz. Tabii ki yeşil arka tarafa biraz gelecektir. Buradaki şöyle bir yakınlık işinizi görecektir. Bakın dediğim gibi WhatsApp vesaire de gitti. Yalnız video oynayınca kalitesi düşüyor, haberiniz olsun. Böyle Premiere Pro'da böyle bir şey var benim bilgisayarımdan dolayı. Şöyle gördüğünüz gibi arka taraf şeffaf. Ben bunun videosunu çekip TikTok'ta 500 bin görüntülenme falan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Siz de bu tarz bir video çekebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi telefonu çok oynatmamaya çalışın. Şu şekilde sabit tutup çok hafif hareketler yapıp veya bir yandaki menüye geçebilirsiniz. Böyle yaparak telefon arka planını şeffaf gibi gösterebilirsiniz. Bakın ben çok hızlı hareketler yapınca yeşil çıkıyor dikkat ederseniz gördüğünüz gibi. Hatta telefonu şurada bir yerde sallıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeşil bariz görünüyor. Bunun görünmemesi için sabit bir ışıkta olması gerek telefonunuzun. Telefon ekranın parlaklığınızın açık olması gerekiyor. Ve dediğim gibi yeşil bazlı mavi de olabilir bu arada. Mavide de yeşil olduğu için. Koyu mavi dışında açık mavi ve yeşile yakın renklerin hepsini ana ekranınızdan kaldırın ki. Bakın şu şöyle güzel bir görüntü görünüyor. Parmağım olmazsa şöyle gelelim bir bakalım buraya. Bakın şöyle gayet güzel bir görüntü görünüyor. Arka plan boşmuş gibi görünüyor. Tabii ki yazılarda bir yeşillik var. Ona bir şey diyemem. Daha profesyonel olması için dediğim gibi arka plan ekran parlaklığınızı açacaksınız. Onun dışında yeşil tonları kullanmayacaksınız ve çok hızlı hareketler etmeyeceksiniz. Bu benim bir ay sonra ilk videom, hatta iki ay sonra ilk videom biraz amatör olduğunu söyleyebilirim ki konuşmayı da unutmuşum. Fazla diyet yapmaktan, kilo vermekten gördüğünüz gibi değişik bir hale geldim. Umarım beni tanımışsınızdır. Abonelikten çıkmamışsınızdır. Videomuz bu şekilde yapılıyordu. Ha soracak olursanız ben uygulamayı da çok istiyorum. İşte kamera çalışsın benim için problem değil falan diyorsanız onu da hep birlikte bakalım. Bu arada arka planı yeşil yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Pembede de yapabilirsiniz, mavide de yapabilirsiniz. Telefon uygulamalarınıza en zıt renk açık olmasını tavsiye ederim. En zıt renk hangisiyse onda yaparak telefon arka planını bu şekilde şeffaf yapabilirsiniz. Gelelim bir de uygulamaya bakalım hep birlikte. Transparan ekran koruyucu yazdığınızda bunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi her yerde evet böyle gösteriyor ama hiç tavsiye etmiyorum. Veri güvenliğini pek doğru bulmuyorum bunun. Bakalım bir fazla yıldız vermişler de. Merhaba uygulamalar çalışmıyor sürümden. Yani güzel bir görüntü ama kameranızı sürekli kullanabilecek bir uygulamayı ve güvenliğine kadar güvenilir olabilir bilmiyorum. AZ Mobil Software bilmiyorum ne kadar güvenilir olduğunu. Dilerseniz bunu da indirebilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz telefonlarınızda ama ben sadece bir video çekeceğim diyorsanız benim tavsiyelerime uyabilirsiniz. Yeşil rengi daha düzgün seçersiniz. Ekran parlaklığını açarsınız. Yeşil tonda olan uygulamaları ekrandan kaldırırsınız. Bu şekilde şaka videosu çekip ya trendlere falan girebilirsiniz. Benim TikTok'ta gerçekten öyle bir videom vardı. Hatta bakalım bulabilecek miyiz? Bulamadım çünkü TikTok zaten bana kısıtlama getirmiş. 117 binlik hesabımı sağ olsunlar 2023'e kadar dondurmuşlar. Seçimlerde Allah'ın izniyle o da açılacak. Yeni TikTok hesabımı aşağı bırakıyorum ve ikinci kanalıma da gelirseniz orada da short videoları yayınlamaya devam edeceğiz. TikTok'tan da aynı içeriği yapacağım. Yalan olmasın. Instagram, TikTok veya Shorts'tan beni ikinci kanaldan takip edip diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Videolara ağırlık verdim. Bu kanalda ve diğer kanalda ayda 8 video gelecek. 8'er video yani 16 tane video çekmeye çalışacağım sizler için. O videoyu bulamadım. Dediğim gibi onu da size anlattığım şuradaki teknikle yapmıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bu şekilde trendlere vesaire girebilirsiniz ki ben neden gireyim demeyin. Benim o videom 500 bin civarı izlenmişti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.